Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint a thousand different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out, because time ain't as old, but you feel me out. Bir magnetimiz bile yok yani. Ödedim, nereye geldik falan. 30 bin falan olacak. Limuzine bakar mısınız? Orumuzda Abu Selidis orumuzda. Sen ne diyorsun? Aksi programı yok şu sevgi. Evet, ev sahibini bulduk. 200 lira. Dünkü yolculuktan sonra bayağı bir mutlu etti bizi. Çok. Dün yemeğe gidince şu an parasız kaldık. Böyle sokaklarda. Bakın bu da Gürcü ekmeği. 200 lira ödedim. Herkese yeni bir videodan merhabalar. Şimdi Sarp sınır kapısındayız. Gürcistan sınırındayız. Ve şimdi Gürcistan'a doğru geçiş yapacağız. Evet, geçtik, ne diyorsunuz? Şaka gibi geliyor. Ne oldu? Şimdi otobüse bindik. Evet, şu an biraz gece geldiğimiz için çok bir şey anlaşılmıyor ama şöyle. Maceralı yolculukta gerçekten. Evet, şimdi bakın şuradan girdik Sarp sınır kapısından. Şu an internetimiz yok. Hatta uçak modunda telefon ama çevrim dışı olarak haritaları da kaydettiğim için burada görebiliyoruz. En azından navigasyonda nerede olduğumu görebiliyoruz. Burada da kalacağımız yeri işaretlemiştim. O yüzden şimdi bu şekilde anlayabileceğiz. Bu da bence pratik, basit bir yol. İşinize yarayabilir boşu boşuna burada internet almamış olursunuz. Şimdi bakalım ev sahibiyle nasıl iletişime geçeceğiz. Ben yazdım ama inşallah görmüştür. Bakalım neler olur. Tek sıkıntılı kısım orası kaldı. Değil mi? Ev sahibine ulaşmak. Babasının numarasını vermişti ama bizim bir Wi-Fi'ye ihtiyacımız var. Onun haricinde. Bakın şurada ileride oturan kişi bize sağ olsun kartını verdi ve biz de para ödemedik. Çok teşekkür ediyoruz buradan da. Bakın Gürcistan'ın Batum'un havaalanı. Alexander Kartveli Batumi International Airport. Şöyle. Ve otobüsten indik. Evin oraya doğru gideceğiz. Fakat nasıl ulaşacağız ev sahibine bilmiyoruz. Çünkü kartımız yok. Ve arayamayacağız. Artık bir yerden rica edeceğiz. Şu an böyle bir ışık mışık görünce hepimiz bir kendimize geldik. Otobüste kimse bir şey anlamıyor. Şimdi sıkıntı ev sahibine ulaşmakta. Bakalım. Geçelim mi? Haydi. Caddeden karşıya geçiyoruz. Geçtik. Şimdi ev ne kadar uzaklıkta buradan? Abi, 3-5 dakika. Ama şey, nasıl bulacağız ki acaba? Neyse, orada bir yerlere artık şey yaparız. Evet, şu an benzin. Evet, şu şekilde. Restoranlar, yerler var. Aman dikkat edelim. Kaldırımlar araba dolduğu için biraz yoldan yürümek durumundayız şu anda. Bakalım ev nasıl bir yerde, nasıl bir ev? Bindin, ne görüyorsun? Yani gece çok bir şey anlamıyoruz ama bir ışıltı şuralarda, oteller falan, sahil eminim güzeldir. Şu ev şu sokakta ama emin değiliz. Evet, şimdi ev bu sokakta ama şurası falan mı acaba? Yok, şu tarafta gösteriyor. Nerede? Şu bloklardan biri. Hadi bakalım. Ama biz nasıl bulacağız ki? İşte telefon lazım bize şu an. Birine telefon soracağız. Orumuzda Abu Selidis orumuzda. Sen ne diyorsun? Taksi programı şu sevgi de sahipsen daha iyi. Bakalım, inşallah buluşabiliriz. Şöyle bir marketten yardım istedim. Evet, Türkçe biliyor biraz, çatpat diyelim. Anlaşmaya çalışıyoruz. İngilizce çok bilmiyor. Hatta bilmiyor direkt. Şöyle Airbnb'den adresimizi bulduk. Evi bulmaya çalışıyoruz.
Gerçekten havada karanlık olduğu için biraz daha zor tabii. İyi ki de evi böyle çevrim dışı olarak kaydettik. Şimdi sanırım yine bu sokakta. Ev sahibi evdeymiş. B? 53B. Birisine daha sorduk. Yine Türkçe biliyorlar. Şimdi diğer sokağa gidiyoruz. Ev sahibi evdeymiş. Bakalım. Amca bizi sabahtan beri evde bekliyor galiba. Kaç? 3'ten beri mi bekliyor? Türk İngilizce de bilmiyor bu arada. Sıkıntı. Evet, ev sahibini bulduk. Şöyle daireye çıkıyoruz. Yes. Okay, tamam. Bu arada merhaba Gamarjoba demiş. Bunların... Gamarjoba, merhaba. Gamarjoba. But it is Saghoma Mish Widobisa. Yes, this one. Apartmanda köpek var, çılgın. Şimdi yemek yemeye çıkıyoruz. Aa, burada da köpek var. Wow. Evden çıktık, yemek yemeye bir yere gideceğiz. Restoranlara baktık. Yine çevrim dışı haritalarla restoranımızı bulmaya çalışıyoruz. Şaka maka geldik. Haçapuri yemeye gidiyoruz. Buranın meşhur yiyeceği oluyor kendisi. Bildiğim bizim peynirli pidemiz gibi. İçi böyle bol peynirli bir pide. Üzerine isterlerse yumurta kırıyor. Soğuk. Bazı yerlerde 0.19 gördük. Bazı yerlerde 200 falan gördük. Bakalım burada ne? Evet, şimdi 200 lira bozduruyoruz. Lari 1.81. Yani 18 lari. 18. Aynen 18. Şöyle. Ha, tamam. Tamam. Evet. Thank you. Abi hani 40 veriyordu? 40 değil. 18. He, 18. 18. 18. Tamam, 30. Pardon. Okay. Evet, şimdi para bozdurduk. Şöyle 5 lari verdi. 10 lari ve de 20 lari. Yani 200 lira. 36 lari gerçekten. Çok. Şurada bir üzülmedim değil. Şimdi yemek yemeye gidelim bakalım. Kaç lari bilmiyoruz hiç. Sahile doğru iniyoruz. Evet, şurada bakın büyük büyük oteller var. Tabii ki biliyorsunuz burada kasinolar da var. O yüzden böyle daha lüks görünümlü oteller ve kasinolar da çok fazla. Şöyle etrafımız büyük büyük yüksek yüksek hop oteller var. Evet, şu an restoran arıyoruz. Çok gece olduğu için her yer kapalı gerçekten. Şurada bir restorana gideceğiz. Sağ tarafa mı gidiyoruz canım? Evet, şimdi şöyle bir yere gidiyoruz. Yokmuş inkar, deneyemiyoruz. Okay, we just want haçapuri and you will check the list. Traditional Georgian foods. Georgian foods, which, for example, haçapuri, hıngar, harço, soup. Soup? Where are the soups? We want two hancho soup and we want two harço. Evet, şimdi size fiyatları göstereceğim. Haçapuri söyledik şundan. Çorba söyledik. O da karço. Şu çorba olması lazım. Aynen, karço. Harço diye bir çorba var, onu söyledik. 10 lari bunlar da. Şu an saati göstereyim. Saat 22.18. Burada 11.30 saat şu an. Bir günden beri ve daha yeni geldik. Bir günümüz gitti resmen.
Teşekkür. Yemeğimizi bekliyoruz heyecanla. Şöyle bir problem oldu. Çocuk İngilizce bilmiyor. Ben burada İngilizce anlaşmaya çalışıyorum. Kimse İngilizce bilmiyor. Ya Türkçe biliyorlar ya da hiçbir şey bilmiyorlar az önceki gibi. Orta yolunu kesinlikle bulamadık değil mi? Çok saçma oldu. Nedir ya? Neyse bakalım inşallah düzgün bir yemek gelir. Çok de ortaya bir çorba söyledik ve haçapuri söyledik. Yani şu an anlamadık zaten. Hiçbir neredeyiz? Ne var burada? Şimdi ben bir de şey de önemli. Alfabe falan da farklı ya. Evet, evet. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Hiçbir şey anlamıyor. Ve İngilizce yazmıyor burada biliyor musunuz? Doğru düzgün. Mesela karanlık. Şurada var Allah'tan ama çoğu yerde İngilizce de yazmıyor. Anlaşılmıyor. Is there Wi-Fi internet here? Yes. And Monopoly. What is the password? How many eight? How many more? How many more? How many 1, 2, 3. 8. 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 Hafif acılı. Ama güzel. Bir diğeri de haçapuri. Bakın şöyle içi bol peynirli, üzeri tereyağlı. Feyyaz'ınkinde de yumurta var. Ben yumurta istemedim. Sıcaklığından kendi pişmiş herhalde. Fiyatlardan bahsetmek istedim. Haçapuri ve yani kısacası şöyle söyleyeyim. İki haçapuri bir harçoya yani çorba ve iki tane de o pide artı su artı bir tane küçük ekmeğe 200 lira ödedik. Yani 36 lari ödedik. Evet. Böyle. Yani şöyle oldu. Şimdi mesela burada bir fiyatlar yazıyor ama bu fiyatlara %10 da vergi eklediler. Mesela bu yani, 7 yazıyor. Bizden 10 aldılar haçapuriyi. 10 aldılar bir de ekstra %10 eklediler. O da var. Evet. Gürcistan'daki ikinci günümüzden günaydınlar. Evet şimdi Ezgi ile ikimiz çıktık. Birlikte bir yerlere gideceğiz markete falan. Böyle bir gezinelim dedik sabah yürüyüşü. Feyyazlar biraz daha uyuyorlar henüz. Saat 9 falan değil mi şu an? Kaç burada bilmiyorum 9, ki 9, bir saat ileri ya. Geçti. Sanki bir saat kayıpmış gibi geliyor bana şu an. Bakın biraz etrafı çekelim şöyle bir sabah olduğu için. Hadi ya. Evet. O ona geliyor. Ama Türkiye'ye göre 8.40. Hayır, Türkiye'ye göre. Aynen, Türkiye'ye göre 9.20 var. Biz Türkiye saatine göre daha şu an kafamız alışkın olduğu için değişik geliyor. Etraf falan güzelmiş bak şu an çünkü gece hiçbir şey anlamadık biz burada. Neyse bakalım şimdi bir markete falan gidelim. Aynen biraz kafamıza göre takılacağız. Sonra eve gideceğiz. Ondan sonra da onlarla birlikte çıkacağız. O şekilde böyle dolu dolu bir gün daha geçirmeye çalışacağız. Şu an Change Office arıyoruz paramızı bozdurmaya. Kebap 16. Kebap 4 lari. Akşam bozdurduğumuz 200 lira. Bütün yemeğe gidince şu an parasız kaldık. O yüzden Change Office arıyoruz ki para bozdurup bir şeyler alabilelim diye. Ama dünkü biraz üzdü beni. Bu arada %10 bahşiş alıyorlarmış. Bunda birazcık şeye uğradık sanırım. Her yerde verme zorunluluğu yokmuş galiba. Ben onu araştırdım. Bizden %10'da bahşiş parası aldılar. Vergi değilmiş yani o. Dün akşam internete baktım öyle yazıyordu. Her yere ödeme zorunluluğu yokmuş. Bakalım bugün kazıklanmamaya çalışacağız. Gerçekten dakika bir anladılar herhalde bizi. Sokakta 50 kuruş diyecek mi 50'leri? Evet şimdi Change Office'i bulduk.
Şuradaki kaça bozuyor hala? 180 galiba o. Orası çok aza bozuyor ya. Şuraya bakalım. Ay bu da 190. Düşmüş. We want to change to 100 credits. And also this one. But we. 42 lira. Thank you. Normalde dün akşam 0.18'den bozdurduk. Şu an 21'den bozdurduk. Daha iyi para aldık. Yani dün akşam 200 liraya 36 lira almışken bugün 200 liraya 46 lira aldık ki 6 lira dediğimizde kaç para oluyor? 6 kere 5 neredeyse 30 lira falan oluyor yani. O yüzden dün akşam birazcık ama her yer açık değildi biraz. Onunla ilgili bir durum oldu. O yüzden neyse. Pardon, az önce yanlış söylemiş olabilirim. Ne kadardı? 42 lira aldık. Alfabeleri çok farklı geliyor tabii ki. Bir de çoğu İngilizce bilmiyor. Böyle bir sıkıntı var. Yani bizim en azından gezdiğimiz kadarıyla Türkçe bilenler var. Öyle çok İngilizce anlaşamıyorum. Bakın burada bir tane Yalçın Market var. Kaldığımız yere yakın. Türk Market'i. Dedik bir oraya girelim bakalım. Dün akşam yiyemediğimiz Gürcistan'ın meşhur mantısı şu. Hünkel miydi sanırım, öyle olması lazım. İçerisinde her şey oluyor, yani farklı çeşitleri oluyor. Ona göre biliyorsunuz. Bakın burada da var. Fiyatları 8.80 lira falan mı? Anlamıyoruz ki. Olabilir. 14.5'a var. Şöyle. Paralarmış 15-10. 0.30 lira bak tanesi. Kaç tane yiyeceksen. Herhalde. Yine aynı şekilde burası da öyle. Şöyle. Aa, yakınlaştırmış. Şu şekilde. Bakın mesela Nesquik'ler 12.5 lira. Yani adamların 12.5 lirası gibi düşünmek gerekiyor. Gerçekten fiyatları gördükçe böyle bir içimiz acımıyor değil. Bakın çikilop var burada. Onu görünce bir güldük, değişik geldi. Şu benim favorim. Şu. Şöyle 20-20-10 kuruş gibi bizim. Onların da evet. Küçük parası ne bilmiyorum. Lari'nin küçüğü işte, kuruşu diyelim. Şöyle para verdiler. 4 lari verdik. Parazitı bunu aldık. Aynen. Bunda şu su 3.50. 3.50. 5 litre su. Türk markası bu da. Bunu daha yazıyor. Neyse şimdi gidiyoruz. Şöyle börek sıcacık yapıyorlar. Abi ekstra kağıt isterim. Şöyle ekmek 1.10 lari. Evet şimdi marketten çıktık. Kola ne kadardı? Kola 1.60 lari. Haçapuri aldık. Dünkünden biraz farklı şekli. O da 2.5 lari. Totalde işte 5 lari falan mı ediyor ikimizin? Evet. Fiyatlara baktım, biraz yasak dediler çekmek. Çok çekemedim ama mesela domates 5.5 lariydi. Ekmek 1 lariydi. Evet, böyle daha kapalı bir haçapuri. Ötekinin sen üzerinde şey vardı. Kocaman bir börek gibi düşünün. Ben severim böyle şeyleri. Hadi bak. Şöyle de bir bank bulduk. Kolayla birlikte. Bank değil burası, masa hatta. Çekeyim. Şöyle bir masa var. Şu şekilde. Bakın çok enteresan gelen şeylerden bir tanesi de çamaşırlara bakar mısınız? Her yer böyle sokaklarda. İp dönmeli sistem var değil mi? O şekilde oluyor. Ben de eskiden merak ediyordum ve karşı komşuyla makarayla döndüre döndüre. Bayağı uzun ama yani her yerde şu çamaşırlar var. Patatesli. Neyden var güzel? Bence. Ay dedim. Böyle peynirli patatesli börek gibi. Bayağı iyi. Evet, bayağı yiyoruz. Gerçekten çok güzel. Böyle bizim gözlememiz gibi değil ama yani hamurdan gözleme yapılmış gibi düşünün. Ve odun ateşinde pişmişti. Bence çok iyi yani. Ama dün akşamkiyle alakası yok. Dün akşamki kaşar değil. Kaşar var içerisinde, patates peynir var. Peynir var. Var mı bilmiyorum. Patates var bence. Var mı? Yok mu?
Sanki bence var gibi. Karnımızı doyurduk. Hem daha uygun fiyatı oldu hem de çok lezzetliydi gerçekten. Dün akşamkinden falan daha güzel geldi. Zaten bana. Restoranlar çok her zaman evet. Sıkıntılı yani. Hem güzel olmuyor. Burası böyle daha yerel. Kendiler ne yiyorsa buradaki halk. Biz de onlardan yedik. Çok güzeldi. Evet. Şimdi aklıma gezme yerlerine gidiyoruz. Evet. Değil mi? Turumuza başlıyoruz. Bir gece daha kalacağız. 20 dolara kalıyoruz günlük. 20 dolar da şu an için 61,5 lari ediyor. Thank you. Hadi. 20 lirimizi, 40 lirimizi aldık. Bugün birkaç fırında gördük. Bakın bu da Gürcü ekmeği. Böyle değişik bir yapısı var. İnce uzun bir şekilde satılıyor. Birkaç kişini alırken görmüştük. Bakın eski binalarla yeni binalar. Böyle gerçekten her şeyin böyle harmanlandı mı denir? Nasıl derim? İki şeyin de iç içe olduğu bir yer. Böyle hem lüks binalar var hem de daha eski binalar var nispeten. Değişik geliyor bu da. Ama şey sokaklar falan temiz yani değil mi? Bakımlı hani öyle bir şey görmedim ben. Şöyle site gibi yerlerden geçiyoruz. Bakın. Şöyle. Doğru iniyoruz. Bu önümüz Karadeniz. Şimdi birazdan onlar çıkacak zaten. Yani çok da bilmiyoruz. Öyle haritaya göre. Haritalara bakmaya çalışıyoruz da evet. İnternette olmadığı için tam böyle kestiremiyoruz. Ama rüzgara falan bakarsak herhalde. Bakın şu binayı kolezyum gibi yapmışlar. Şimdi ilk durağımız White House, diğer bir adıyla bizdeki ters ev. Yani bizim Türkçe'de ters ev diye biliniyor. Oraya gidiyoruz. Bu arada şunlar da Orbi. Biz burada kalacak yer araştırırken bakmıştık. Güzel burası gerçekten. Fakat biz kendimize uygun bulamamıştık birlikte hani kalalım diye. Güzel yani kalacak yerlerden. Balkon manzarası falan gayet güzeldi. Bakın böyle gerçekten bayağı bir bina var. Yani birkaç tane zaten bu Orbi'ler. Burada şu an 3 tane gördüm. Ben 3 tane diye hatırlıyordum. Tam böyle ters evin karşısında White House'un. İçerisi de bu arada ters evin restoran olarak kullanılıyor. Ay. Evet. Trafik sağ olsun duruyor. Bir de şöyle bir şey var. Sağ direksiyonu da çok fazla gördük değil mi burada? Bayağı karışık evet. Sağ direksiyon değişik geldi. Kıbrıs'tan alışığız da yani burada trafik Kıbrıs gibi değil ya da İngiltere gibi değil o yüzden. Önünde bir fotoğraf. Ya çok tuhaf. Bakar mısın? Şu binaya bak, yanındaki binaya bak. Ya gerçekten hani bir uyum yok şey. Evet şimdi gezimizin ilk duraklarından bir tanesi ters ev yani diğer adıyla White House. Hatırlamıyorum onunla ilgili bir bilgi bulamamıştım şununla. Evet, şimdi sahil şeridine çıkıyoruz. Evet şimdi sahile geldik. Burası gerçekten ünlü bir sahil. Yani boylu boyunca yürümeye başlayınca en sonda Ali ve Nino heykellerinin orasına çıkıyorsunuz. Daha sonra da devam ediyor bildiğim kadarıyla. Gerçekten güzel yapmışlar. Bakın burada bisikletler bulunuyor. Bizim Türkiye'de de olan bisiklet kartla herhalde kiralama. Normal bisiklet kiralayan yerler de var. Ben onlara gelmeden araştırmıştım. Sanırım yarım bir saati 10 lari falan olması lazım. Yine de belki sorarız bilmiyorum ama. 1 saat 10 lariymiş. Doğru. Ya onları biraz demeyelim, TL söyleyelim. Şu TL an çünkü herkes öyle merak edecek. Şu an, 50 lira diyelim. 50 lira. 45-50 lira arası aynen bir şey. Aynen öyle. Şuraya gitmek istiyorum. Dikkat. Burası da sanırım Oley dedikleri yer. Göl göl diyor çocuk. Evet. Evet. Burası. Ama iki tane varmış sanırım. Biri büyük göl, biri küçük göl. Değil mi? Hani öyle bahsetmişti. Sahil görüyorsunuz. Yani şu an böyle çok güzel işte düzenlemişler. Peyzaj çalışmaları harika. Zaten uzun. Burada da bu denizaltı gibi duruyor ama Batum Mühendislik Okulu'nun bir ne diyelim? Denizaltısı mı artık? Ya bir araç işte öğrencileri eğitmek için eğitimlerde evet, evet. Kullanıyorlar herhalde. Evet, burada da böyle güzel bir kafe var.
kafe herhalde değil mi? Hani böyle bir evet, içinde restoranlar falan var. Bir kafe yazıyor üzerinde. Bizim Martı benzeri bir sistem var. Bakın böyle ileride de var. Bizde normalde bunlar kilitli oluyor. İşte kilidi çözüyorsunuz. Burada bayağı böyle yollarda duruyorlar. Herhalde ona göre bir sistem kurmuşlar. Normalde biz Airbnb'den bir gün kiralamıştık evi. Şimdi ikinci günde kalacağımız için parasını ödemek için ev sahibinin iş yerine geliyoruz. Bizim eve yakın diye hani kadın gelmedi. Biz hazır dışarıdayız, ödeyeceğiz. Public service'te çalışıyormuş. Şimdi bakalım burada parasını vereceğiz. Evet, şu an ev sahibinin bulunduğu yere geldik. Onu bulmaya çalışıyoruz. Burada en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de herkes köpek bakıyor. Herkesin köpeği var ve böyle değişik değişik köpekler görüyorum burada. Daha önce hiç görmedim. Çok yani ilginç geldi o konu. Hala sahilde yürüyoruz. Yani her yerde yürüyüş, koşu, böyle alanlar var. Yani bu açıdan insanın bir yaşamı için, kaliteli yaşam için çok önemli. Ve bu ne bileyim aslında bizim ülkemizde de bu çok yapılabilecek bir şey. Yani sonuçta ağaç yetişiyor, iklim uygun. Deniz var, potansiyel yüksek. Yani ne bileyim bu kadar zor mu ya bu işler? Kaliteye bak. Bir, ağaçlar çok fazla de tabii ki insanlar rahat bir şekilde takılabiliyor. Yani mesela önemli. Bizde bu tip yerlerde boş yer bulamazsın. Tabii bütün tabii, banklar vesaire dolu olur. Yani burada çok sakin, huzurlu bir izlenim veriyor bize. Evet. Nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Çok huzurluyum. Yani böyle bir huzur dolduğumu hissediyorum. Dünkü yolculuktan sonra bayağı bir mutlu etti bizi. Çok, evet çok güzel. Ya şu an güzel bak, ben sabah kalktığımda da çok böyle şey değildim, evet. Motive değildim ama şu an bir şey değil mi? Yani. Beklediğimden bile güzel gidiyor bu sahil, beklediğimden çok daha büyükmüş. Ben de büyük olduğunu duymuştum ama komple çok güzel ağaçlandırma, yeşillendirme. Hani büyük ve bakımlı. İşlevsel yani evet, böyle evet, evet. Huzurlu oluyorsun, ağaç var, oturma yerleri var, banklar güzel. Evet, şöyle yine güzel bir meydana geldik. Şöyle. How much are these cups? This 7 lari. 7 lari. This 7, this 10 lari. 10 lari. And what about these two? Big 25, small 20. How much, Dari? 15. What? 15. 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 Bu çok büyük aslında. Evet, şimdi bu karşıda görmüş olduğunuz yapı gördüğünüz gibi DNA sarmalına benziyor. Zaten o amaçla yapılmış. İnsanın DNA sarmalını temsil ediyor ve aynı şekilde insanın özgürlüğünü de temsil ediyormuş. Üzerine de Gürcü alfabesinin harfleri var. Bilmiyorum ne kadar görüyorsunuz ama bakın harfler var. 33 tane harften oluşuyormuş ve her biri şöyle DNA sarmalına yazılmış. En üst katında da restoran bulunuyor. Asansörle oraya çıkabiliyorsunuz. Restoranda yemeseniz bile bildiğim kadarıyla 5 dariye en tepeye çıkıp şehir manzarasını izleyebiliyorsunuz. Evet, bakın şöyle bir meydanda bulunuyor. Şuraya doğru ilerliyoruz. Tam burası da güzel bir nokta. Evet, güzel bir nokta.
Şimdi arkadaki dönme dolaba binsek mi binmesek mi diye düşünüyoruz. Çünkü hava böyle gün batımı saatlerinde çok güzel oluyor burası. Bilmiyorum, kararsız kaldık. Belki binebiliriz, binersek zaten çekelim. Ve Ali'nin o heykelinin hemen arkasında bulunuyor. Bu da meşhur dönen Ali ve Nino heykeli. Ali daha ne saygılar. Alaka? Ali Azeri bir Türk genci. Bak bilmiyordum, beni aydınlattın, sağ olasın. Evet bakın, burada fiyat bilgisi. 10 lari, yani şu an 2022 yılında 45 lira civarında, 45-50 lira civarında. Otra vez desciendo en espiral. Ya no puedo respirar. Y me convierto en animal. Sabes, no lo puedo. Evet, şimdi Ali ve Nino heykelinin önündeyiz. Ali ve Nino heykeli aslında Batum'un en sembolik yerlerinden bir tanesi. Bu heykel kavuşamayan aşıkları temsil ediyor. İkisi kavuşamamışlar sırf dinlerinin farklı olduğu için. Biri Müslümancı, diğeri Hristiyan. Bu heykelde gördüğünüz gibi hareketli bir heykel. Her 10 dakikada bir kavuşuyorlar ve daha sonra tekrar ayrılıyorlar. Yani 10 dakikada bir heykel yön değiştiriyor. Zaten dikkat ediyorsanız çok yavaş hareket ediyor. Şansımıza da ilk geldiğimiz gibi direkt birleşme anını gördük. Güzeldi bence. Arkasında da burası geceleri de çok güzel oluyor, ışıklandırmalı falan. Ama yine bile güzel bir görüntü var. Dakika diyor ama 5 dakikada bir birleşiyor, onu söyleyelim. Çünkü hemen birleşti, hatta daha bile kısa olabilir. 10 dakikada olabilir, otururken anlamıyor da olabilir. Şu an bak yeni birleşti, hemen gene geldik buraya. Bir 5 dakikası falan var. Şimdi de asıl tarihi yerlerin olduğu yere doğru gidiyoruz. Hava güzel olsaydı ve gün batımı güzel olsaydı binecektim ama hava çok esiyor. Üşürüz büyük ihtimalle diye binmedik. Ama güneşli ve güzel gün batımı saatlerinde gelirseniz binilebilir bence. Çok devasa. Bu arada heykel bize göründüğünden bir tık küçük geldi. O da büyük ihtimalle arkasındaki büyük bu dönme dolaptan dolayı. Şimdi buraya gidelim. Şimdi böyle gidiyoruz. Burada zaten tarihi yerler var. Şurada iki tane bayrak gördük. Bunlar ne acaba diye düşündük. Yani biri Gürcistan bayrağı ama diğeri ne olabilir? Şey olabilir bu. Burası Acara Özerk Bölgesi ya. Normalde Gürcistan'a bağlı ama Acara Özerk Bölgesi diye geçiyor. Belki onun bayrağı olabilir. Emin değilim ama yanlışım varsa düzeltin, öyle bir şey büyük ihtimalle. Çünkü içerisinde küçük Gürcistan bayrağı var. Birçok yerde işte meyve sıkan, macun satan yerler var. How much coconut? Ten lari. Fruit? 5, 10, 15, 5. So this one is 10. Şimdi şu tekmenin fiyatını aldık. 150 lari fiyat dedi. Evet, şimdi sahilde ilerlerken hemen sağda bir saat kulesi var. Evet, şimdi sokak aralarına girmeye başladık. Ben buralar için de bayağı bir heyecanlıyım. Çünkü çok güzel caddeler ve meydanlar var burada araştırdığım kadarıyla. Bakalım şimdi onlara yavaş yavaş bakacağız. Evet bakın, bu da Batum'da bulunan tek cami. Orta cami diye geçiyor. Şöyle sokağın sonunda, fakat vaktimiz biraz dar olduğu için uzaktan çekmek istedim. Sokakları çok güzel yerler. Arnavut kaldırım sağlı sollu böyle minik ağaçlar var. Şuralara araba park edildiği için bir tık bozuluyor ama kamerada göründüğünden daha güzel. Evet bakın, burası harika bir yer. Burası Batumi Piazza galiba, değil mi? Öyle olması lazım. Meydan var sanırım şurada. Bunun arka tarafı meydan olması lazım. Gerçekten şu binaların falan estetiği çok güzel, çok etkileyici. Orada da saati gösteriyor. Bakın saat şu an 4'e 5 var. Türkiye'den 1 saat ileri. Primera vez que me haces perder el control.
Batum Meydanı gibi oluyor aslında. Aa, caddeler gerçekten çok güzel. Burası da Lenin Caddesi'ymiş. Şöyle bakın. Eski halini koymuşlar. Bence çok önemli böyle eski halini koyup şu anda bakın aynı binanın yeni hali de karşıda duruyor. Gerçekten bayıldım. Burası Avrupa Meydanı diye geçiyor. Europe Square. Arkadaki binalar gerçekten harika. Zaten İtalya'daki mimari esintisini de görüyorsunuz burada. Çok güzel de korunmuş. Şuradaki özellikle yapıların hepsine ayrı bir bayıldım. Şimdi bu arkada da özgürlük heykeli bulunuyor. Bildiğim kadarıyla şurası. Burada da farklı farklı yine yapılar var. Şimdi buraya doğru ilerliyoruz. Esta adicción nunca se acaba, no, 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 siempre nos pasa, no, es la primera vez que me haces perder el control, no puedo aguantarme, no puedo más, me veo y no lo creo, no es normal, es la primera vez que me haces perder la razón, no puedo aguantarme, no puedo más, me veo y no lo creo, no es normal. Aa, çok güzel. Şimdi ben bunu ileri mi diyeceğim Ezgi? Sen de değil. İki, bir. Tamam. Bir daha. Çekim üç. Yapıyoruz. Bir. Yani. Üç, iki, bir. Bir. Buradaki Avrupa Meydanı'ndan ayrılıyoruz. Gerçekten en favori yerlerimizden bir tanesi burası oldu. Hatta favori yerim diyebilirim. Bayağı burada vakit harcadık. Video falan çektik, zaten görmüşsünüzdür. Ezgi ile birlikte bugün şey oldu. İki kişi de YouTube'a video çekince ister istemez önlü arkalı kaldık böyle. Biz biraz hızlı olduk bir ara. Ve şey oldu. Ayrı takıldık yani gibi. Ayrı değil de önlü arkalı olduğumuzda. Ayrı takılmadık aynen. Biri önden çekti, aynen, biri arkadan. Aynen, birimiz önden birimiz arkadan gibi olduğu için şey oldu böyle. Ayrı geziyormuş gibi bir şimdi, görüntü oluştu ama evet. Öyle değildi. Ama çok güzel değil miydi bugün? Çok güzeldi. Ya benim dün, de favorim kesinlikle burası. Kesin, çok güzel meydan. Şey. Zaten İtalyan mimarisinden de esinlenmiş. Evet, şimdi kasinoya giriyoruz. Royal Casino, büyük kasinolardan biri.
Ve Gürcistan'a gelince uğrak mekanlardan bir tanesi kasinolar biliyorsunuz. Biz de bir içeri girip bakalım dedik. Türkiye'de yok biliyorsunuz, Kıbrıs'ta da vardı. Hatta o zamanlar böyle bir video çekmiştik işte dışını falan. İçeride çekim yapmak yasak. Böyle logoya geldi, burada çekiyoruz şu an. Şu an biz Royal'deyiz ama ben beğenmedim içerisini. Yani bir Kıbrıs değil, bakalım. Öyle bir gezelim dedik, buraya da geldik. Şimdi kasinodan çıktık, öyle bir bakalım dedik gelmişken hazır. Şimdi bir alışveriş merkezine gideceğiz, teknoloji marketine. Ezgi'nin bir hafıza kartı alması gerekiyor. Ondan sonra yine yolumuza devam edeceğiz. Gece daha güzel oldu, şarkı falan. Orada Ukrayna'ya yardım topluyorlardı. Akşamları da caddeler baya bir hareketli gerçekten. Şöyle elimizden geldiğince de çekmeye çalışıyoruz. Kesin çok uzun bir vlog oldu ama umarım sıkılmıyorsunuzdur. Evet, yine para bozduruyoruz. Bu sefer 200'den bozduruyoruz. Bugün 210'dan en iyi. Dün akşam 180'den bozdurduk. Çok kötü yani. En iyi taban. Burada 5 lari falan mı zarar oluyor? Evet. 5 lari 30 lira mı oluyor? Yok. 25. 5 lira mı? 25. Yok. 25 lira zarar. En çok sabahtı. Aynen. Ama dün var ya bayağı, dün rezalet. Evet. Yani ilk günün azizliği. Şuna bakın, 150'den bozuyor. Diyor ki Türk parası verme. 150 ne? Ne yapıyorsun yani? Limuzine bakar mısınız? Şu an anlamıyor olabilirsiniz uzunluğunu da. Bir geçer misiniz? Daha iyi uzunluğu anlaşılacak şu an. Evet, şu an anlamışsınızdır. Ne kadar uzun olduğunu. Çok uzun. Komik oldu şu an. Bayağı uzun bir limuzin var burada. Şöyle. Bu sefer de farklı caddedeyiz. Böyle farklı farklı caddelerde geziyoruz. Az önceki kilise çok güzeldi. Ama dışı falan tadilatta çekilmedi, kapısı da kapalı olduğunu, ama burada gördüğüm en iyi kiliselerden bir tanesi. Evet, bakın burası şöyle bir elektronik mağazası. Fiyatlar da şu şekilde. 89 lari, 69 lari, 149 lari. Şöyle 129, bakın makine var, 349. Yani bunları Türk lirası gibi düşünün. Bayağı uygun bakıldığında. Bir şeyler yemeye gidiyoruz. Karnımız acıktı yalnız bugün. Daha ben şeydeyken sahilin başındaki 10.000 adım attınız dedi, biliyor musun? 20.000 olmuştur ya. Şu an 20.000'i geçmiştir, bakalım kaç bin. Çok özlemişim böyle gezmeyi. Evet. Gerçekten anlatamam size ya. Ve şehir... Sonuna kadar yaşadık ama şu an. Kesinlikle sabahın köründe uyandık. Yarın da bakalım Ezgi'yle... Ay... Yarın da Ezgi'yle kalkma planımız var. Buradan ayrılmadan önce. Bir hani en azından bir sahile kadar çıkalım falan diye düşünüyoruz. Bakalım çıkarsak. Hediyelik alamadık, evet. Her yere gelmişken alması gerekenler var malum. Onları da alırsak güzel olur. Georgium var. Do you produce them? Artık bu meydandan ayrılıyoruz. Hava karardı. Buralarda takılıyoruz ne zamandan beri. Gerçekten akşam halini görmek de çok güzel oldu. Değil mi böyle her yer? Işıl ışıl. Bakalım, hediyelik alacaktık sözde, alamadık. Şöyle bir şey var, buralarda çok böyle hediyelik dükkanı yok enteresan bir şekilde. Bilimanda bulmuştuk, onun haricinde bulamadık. Nereden alacağız bilmiyorum. Bir akşamdı değil mi? Beğendik. Buralar gerçekten çok iyiydi. Eğlendik, güzel de geçti. Şimdi sahile gidiyoruz, bakalım amacımız hediyelik eşya bulmak ama bilmiyorum bulabilecek miyiz. Öyle. İşte gündüz böyle denizin kenarında, hatırlıyorsunuz, bir küçük göl vardı, üzerinde fotoğraf çekilmişti. Burası da büyük göl gerçekten, şöyle bakarsanız çok güzel. Ama çok sessiz, sakin yani. Öyle kişiler yok. Yanlarına da şöyle banklar. Şurada da çok güzel bir heykel var.
şöyle bir park şeye benzettim. Bursa Hüdavendigar'a benzettim. O arkadaki uzun binalarla falan. Şöyle gay. Gerçekten insanların böyle vakit geçirebileceği o kadar çok yer var ki değil mi? Böyle ne bileyim işte spor yapsınlar, otursunlar, eğlensinler. Bayağı güzel bu açıdan. Bir de şey böyle boş dışarısı. Hani öyle kalabalık değil, sakin. Ve kimse kimse karışmıyor. Güzel, huzurlu bir yer. O yüzden çok hoşuma gitti. Evin olduğu yere gidiyoruz fakat bayağı uzakmış. Az önce kaç bin adım attığımıza baktık. 26 bin adımdı. Şu an daha hala yürüyoruz. Yani büyük ihtimalle 30 bin falan olacak. Ve bende topuklu bot var. Gerçekten düz botum yoktu hiç maalesef. Hani bu kadar yürüyeceğimizi de hiç düşünmedim. Yürümeyi çok severim ama ayağım artık acımaya başladı. Senin nasıl? Benim de. Ama seninki daha topukluydu. Aslında çok değil ama yine de evet, bir tık daha fazla. Gerçekten rekor kırdık. Ama iyi geldi yürümek. Bayağıdan beri bu kadar çok yürümüyordum. Değdi ama. Değdi. Çok güzeldi gerçekten bugün. Dün akşamki hani ilk izlenim, gece geldik ya, böyle bir içim kararmıştı. Böyle dedim nereye geldik falan. Halbuki güzel olduğunu biliyorum buraların ama şu an çok çok daha iyi. Şunlar da petrol fiyatları, çekmedik hiç. Şöyle bir gösterelim istedim. Evet, üçüncü günümüze döndük. Şimdi evden çıktık. Sabah Türkiye saatiyle 7. Bakalım, hediyelik eşya bakmaya çıktık. İnşallah bulabiliriz. Çok üzüldüm dün almadığımız için ve hiçbir şey almadık resmen biz şu an. Bir magnetimiz bile yok yani. Kapıyı da açamadık, böyle bir şey olmuş. İçeriden açılmadı yani kapı. Elektronik sistemde dışarıdan böyle zorla açmaya çalıştık falan. Neyse, şimdi hediyelik bakmaya gidiyoruz. Hem de markete gidip birkaç bir şey bakacağız. Dikkatimi çeken bir şey var. Bütün böyle parklarda haç işareti var. Yani hemen hemen hepsinde var değil mi? Dikkat ettim bilmiyorum ama. Hepsinde var. Sokaklarda da var böyle. Mesela bizim evin sokağında da vardı. Hatta kadın böyle bir tane yol sorduğumuz direkt böyle hani ibadet ediyordu işte. O şekilde. Aa, kuşlara bak. Aa, şu çay çok güzel oluyor. Evet, Kıbrıs'ta alıyorduk. Şu an 33 lira, çok pahalı ama güzel bir çay. Şöyle chestnut, kestane balı. Şimaniye. Şunlara bak. Odayı da bir parça bir şey alamadan girdim. Şimdi eve geldik, hızlıca hazırlandık. Ev sahibinin gelmesini bekliyoruz. Birazdan evi teslim edeceğiz. Bu arada az önce böyle bir Airbnb ev turu çektim. Detaylı olarak bu Airbnb'den ev kiralama ile ilgili falan bir bilgi vereceğiz. Onları da bakalım, yakın zamanda onlar da yayında olur. Şöyle bir evde, minik zaten görünüyor. 1+1 bir evde kalmaya çalıştık diyelim de birazcık şey oldu böyle. Şartları zorladık diyelim. Zaten maksimum bu evde 4 kişi falan kalabilir. Ama fena değildi yani. İşimizi gördü. Nasıldı sence? Çok yorgun olduğumuz için hemen uyuduk. Evet yani biz hani şey, böyle kalacak yere çok para vermeyelim. Zaten gezdiğimiz için hani evde toplasanız sadece oturarak uyku vakti. Sadece uyku vakti. Yani hiç öyle oturmadık bile öylesine. Zaten oturacak birçok şey ortam da yoktu. Hani dışarılarda vakit geçirdik. Sadece uyuduk. Sabahta erken saatte kalktık. Böyle bir vakit geçirdik. Şimdi ev sahibi gelecek. Ondan sonra da artık dışarı çıkıp sınıra doğru gitmeye çalışacağız. Özellikle bizim için bugün size anlatamam ne kadar yürüdüğümüzü. Ben bir saniye alacağım. Şöyle. Sokaktan çıkıyoruz. Bir şeyler alacağız. Sabah o kadar yürüdük ki size anlatamam. Bu Ali Nino heykeli vardı. Normalde dün oraya kadar gitmiştik. Az çok bir şeyler çektik. Gerçekten kaç kilometre bilmiyorum. Ben 3 kilometre falan yürüdük Ezgi ile. Bir de bunun dönüşü var. Düşünün gerçekten. Şu ayaklarımın altı
nasıl acıyor anlatamam ve açız, bir de hediyelik hiçbir şey alamadık. Yani şu an sıfırız resmen, şaka gibi. Ya burada böyle bir sıkıntı var. Hiçbir şekilde dükkan yok. Hediyelik eşya dükkanı yok yani doğru düzgün. Çarşı kısmında da dün baktık ama hani bizde olur ya böyle her adım başı. Öyle bir durum yok. Birkaç tane vardı. Bir iki yer gördük. Sonra alırız dedik onları da ama o da mümkün olmadı. Yani buralarda hiç yok. Zaten merkezde var ancak. Neyse yani böyle bir durum var. Şurası da bakın çamaşırlı sokak dün. Toplamışlar mı? Şimdi şuradan yine bir haçapuri alacağız. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Çünkü dün bayağı bir güzeldi haçapuriler. Nerede yine geldik. Değişik şeyler var. Olabilir bir şeyler ya. Is it Georgian? But with Bunlar normal soda. Şunlar değil mi? Hı? Borjon. Hamur onlar ya. En az kondara şeyle baysa hamur koyuyorlar. Bizi iki yardım edin. Aynen bizde yok o. Güzel görünüyor. Şunlar güzel görünüyor ama 6,5 lira yemişim. 30 lira. Aynen olmuş. Ama bayağı pahalı. Yani ne var daha pahalı? Hemen ikiye böleceğiz. Evet, şuradan artık magnet aldık. Şaka gibi gerçekten. Hiç hediyelik eşya satan bir yer yoktu. Çok üzüldüm gerçekten. Yani hiçbir şey alamamıştık. Neyse, en azından magnet aldık diyoruz ama İki magnet alacağımıza bir magnet aldık düne göre. Şimdi buradan artık Sarp sınır kapısından geçiş yapacağız. Sanırım şu taraftan artık gidiyoruz. Zaten buradakilerin de çoğu Türkçe biliyor. Öyle. Bir Gürcistan macerası daha son buluyor artık. En son buradan çıkmadan önce bir Gürcü biriyle konuştuk. Yani bu para muhabbeti gerçekten benim inanılmaz canımı sıkıyor sürekli. Paramız o kadar değersiz ki yani herhangi bir şey yapmaya kalkıyorsun ve bir bakıyorsun ki hani çok pahalı geliyor. Ve daha burada bunun Avrupa'sı ve var, Euro falan. Bu hani 1-2 yıl önce bambaşka bir seviyedeyken yani kadın da dedi eskiden dedi buradan dedi insanlar hani Türkler gelip buradan şeker alıyordu işte alışverişini yapıyor dedi. Artık alamıyorlar dedi çünkü. Şimdi biz geçiyoruz dedi kadın. Bime aynen. Geçiyorum, alışveriş yapıyorum, geliyorum dedi. Şu an buradaki Gürcüler bizim ülkemizden geçip bizim ürettiğimiz şeyleri alıyorlar, geliyorlar. Çünkü neden? Ucuz. Ucuz iş gücü, ucuz maaşla zaten çalışan şey, insanlar. Ellerinin hepsi böyle dolu falan geçerken. Çok üzüldüm aynen. Yani gerçekten bu birkaç yılda bu yaşadığımız. Her nereye gitsek ben bununla yüzleştim yani. Bakın burada mesela poğaça alıyoruz. Ya bildiğin poğaça yani küçük bir şey. 3 lari, 2,5 lari. Ya 15 lira ya, 15 lira abi. Evet, bir Gürcistan macerası da bu şekilde son buldu. Artık Türkiye tarafına geçiyoruz. Elimizden geldiğince de bu iki günü sizlerle paylaşmaya çalıştık. Keyifliydi, güzeldi. Özellikle dün çok güzeldi. Dün çok güzel vakit geçirdik. Bazı durumlar canımızı sıktı az önceki. Hani para mevzularıdır vesairedir. Ama onun haricinde güzel gerçekten gelinip görülebilecek aynen. Yerler. Ben özellikle Batum'u çok sevdim. Öyle. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gürcistan'dan selamlar. Bay bay.